İyi geceler. Sıradanlığa kesinlikle ama kesinlikle yer vermediğimiz sıra dışı başlıyor. Gündem bu akşamki gündem Ramazan. Yani Ramazan gündemiyle karşınızdayız. Sayın Abdülaziz Bayındır hocam da stüdyo konuğum. Gündem Ramazan olunca sorular da o şekilde olacak. Sıra dışı sorular soracağız. Belki bir parça hocamı terletmeye çalışacağız, terlemez ama hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizin de merak ettikleriniz varsa sıra dışı ülketv.com.tr adresine görüşlerinizi ve sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve her zaman olduğu gibi eşi dostluğu, konuyu, komşuyu, akrabaları, kısacası kimi tanıyorsanız arayın. Ve bu programı mutlaka ama mutlaka izlemelerini sağlayın. Bir de ufuk turu yapacağız. Hani sorulmaya cesaret edilemeyen soruları bile sormaya çalışacağız. Sormaktan korkmayacağız. Öğrenmekten de tabii ki. Şimdi en sıra dışı soru ya da en sivri soru ya da kimine göre en can sıkıcı soru şu olabilir. İmkanı olanlar parasını versinler ve oruç tutmasınlar. Soruyu biraz daha açalım. Şimdi buna da Kur'an'dan deliller getirenler var ayetle. Ben bilmiyorum, bilmediğim için size soracağım. Var diyorum, deliller getirenler var. Aslında orayı şöyle düzeltmek lazım. Delil getirdiğini iddia edenler var. Şimdi diyor ki, mantık şu. Yani insan aklına bir yere kadar, bir tarafını düşünmeyen için bir yere kadar mantıklı geliyor. Diyor ki ya ben akşama kadar aç kalacağım ama aç kalmayayım. Ben oruç tutmayayım. Bunun yerine param var. Gideyim 20 tane fakiri doyurayım. Benim aç kalmamdansa onların doyurulması daha iyidir diyenler var. Bu soruyu soracağım ama hani şöyle diyebilirsiniz. Zaten sordun yani. Sordum. Şöyle diyebilirsiniz. Hem oruç tut hem de git fakiri doyur. Buna ne mani diyebilirsiniz. Kesebilirsiniz ama ben kesin. Demiş kabul et onu. Demiş. Ama bana orası lazım değil. Tamam. Buyurun hocam. Şimdi bu oruç ibadettir. İbadetin yerini hiçbir şey tutmaz. Ve bu ibadet Ramazan'da yapılması gereken bir ibadettir. Bir insan Ramazan günü oruç tutmasa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Ramazan'da bir gün oruç tutmazsanız, özürsüz olarak bir gün oruç tutmazsanız, tüm ömrünüzü oruçla geçirseniz onun yerini tutmaz. Oradaki eksiği kapatamazsınız diyor. Dolayısıyla bu bir ibadettir. Allahü Teala Bakara suresinin 183. ayetinde diyor ki: Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum. Müminler oruç tutmak size farz kılındı. Oruç tutmak farz kılındı. Nitekim sizden öncekilere de farz kılınmıştı. Yani bu din Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki Allah Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretti. Dolayısıyla bütün peygamberler de aynıdır. Buraya bir parantez açabilir miyim? Tabii. Burada aklıma takılan bir husus vardır. Hı hı. Zaman zaman bu Nuh'a ne emrettiyse diye bilmiyorum bununla ilgili kaç ayet vardır ama bu mevzu konuşulduğunda Nuh'tan bu yana Nuh milat olarak kabul edilir. Niye Nuh aleyhisselam milattır? Yani Adem de vardı. Adem değildir Nuh, de Nuh. Nuh'tan şimdi, önce de peygamberler vardı. Şimdi Adem aleyhisselam zamanındaki çoğalmanın kuralları farklı mesela. Nuh aleyhisselamdan sonraki farklı. Biliyorsunuz bütün insanlar bir anne ile bir babanın çocuklarından oluşmuştur. Mecburen kardeşler birbirleriyle evlenmiştir. Ve bu durum demek ki Nuh Aleyhisselam zamanına kadar sürdü. Bir başlangıç dönemi. Dünyada insanlar daha yeni oturuyorlar. Orada demek ki sıra dışı hükümler sizin programınıza uygun olarak uygulanmış olabilir. Öyle anlaşılıyor. Ondan dolayı Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'la ilgili diyor ki Allah Nuh'a neyi emrettiyse size de onu emretmiştir. Şimdi dünyada din olarak var olan, ister Budizm olsun, ister Brahmanizm olsun, ister ne bileyim, ne olursa olsun altını kazırsanız bir peygamber çıkar.
Buda'nın peygamber olduğu söylenir mesela. Yani Buda peygamber olabilir, bir başkası olabilir. Çünkü Allah-u Teala her topluma peygamber göndermiştir. Ve o peygamberlere de orucu emrettiğine göre hemen hemen bütün dinlerde oruç vardır. Şeklinde ufak tefek değişiklik olmuş falan. Dolayısıyla oruç tutmak farz. Oruç tutmanın sebebi de şu, Allah-u Teala diyor ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, belki korunursunuz. Korunma neye karşı olur? Sağlık açısından korunmadır gerçekten. Oruç ciddi bir sağlık, sağlıklı olma sebebidir. Mesela hasta ve yolcuların oruç tutmayabileceklerini Allah-u Teala söylüyor ama arkasından diyor ki ve entasumu hayrun lekum, oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Hasta olmanıza rağmen, yolcu olmanıza rağmen oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor. Yani oruçta ciddi bir sağlık vurgusu var. Ondan sonra oruç tutarak kendinizi bir takım yanlışlardan da koruyabilirsiniz. Şimdi önünüzde bir mesela yiyebileceğiniz yiyecek var, onu Allah için yemiyorsunuz. Şimdi çok özür diliyorum hocam. Hı. İzleyicilerimiz açısından da, hani bizim programlar, bugün burada bir şey konuşuyoruz, yarın onunla ilgili başka bir şeyler de yapıyoruz. Bunu siz de takdir edersiniz diye düşünüyorum. Mesela demin biraz önce dediniz ki ayet diyor ki hastaysanız oruç tutmayabilirsiniz ama tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. Tabii. Şimdi ne var burada? Açlık var. Açlıkla tedavi yani, var işte. Bir hasta eğer oruç tutarsa, daha hayırlıysa, işte o cümleye baktığınız zaman yani iyileşmeniz açısından daha hayırlıdır gibi tabii, algılayabiliriz. Evet, öyle. Yani en net, en sağlığı koruma açısından. Tabii. Şimdi önümüzdeki günlerde açlık tedavisiyle ilgili bir program yapmayı düşünüyorum ve bununla ilgili araştırmalar yapıyorum. Aa, işte bu ayet. Bak, Bakara 184. ayet. Onu da yaz bir kenara. Evet. Açlıkla ilgili, çünkü henüz kafama yatmış değildi birçok açıdan ama olumlu neticeleri var vesaire. Çünkü bu stüdyoya hep söylerim, her tuttuğumu yani sokaktan tuttuğumu getirmiyorum. O koltuğu atan herkes değerlidir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Şimdi bu ondan sonra yani Allah-u Teala başta bir kere oruç size farz olmuştur diyor. Ve orucun da Ramazan ayında olduğunu Bakara 185. ayette söylüyor. Diyor ki Ramazan ayı o ay içerisinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir. Ve doğru yolu gösteren hükümlere sahiptir ve onları açıklayan hükümlere sahiptir. Kim diyor Ramazan ayına şahit olursa, yani Ramazan ayını yaşarsa o ayı oruçlu geçirsin diyor. Onun için orucun belli bir zamanı var. Ramazan ayı. Başka bir ay değil. Ha, bu ayda oruç tutma zorunluluğu olduğu için hasta ve yolculara tutmayabilir diye ruhsat veriliyor. Şimdi bazı yerlerde görüyoruz sizin başlangıçta sorduğunuz soru. Şöyle deniyor şu ayette. Eyyâmen ma'dûdât, Bakara 184. ayet. Sayılı günlerde orucu tutacaksınız. Zaten işte 29 veya 30 gün. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪يضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Sizden kim hasta ya da yolcu olursa başka günlerde oruç tutabilir diyor. Yani tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutar diyor hasta ve yolcu. Ondan sonra وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُط۪يكُونَهُ. Burada Arapça bakımından izleyicilerimizden Arapça bilenler hemen anlayacaklardır. Ona gücü yetenlere de şöyle bir görev vardır. Ona derken oruca. Oruca gücü yetenlerin yapması gereken bir şey daha var. Fidyetun ta'amu miskin. Bir fakiri doyuracak fidye. Karşılık. Orada meallerde zannediyorum ona gücü yetmeyenlere. Yok, ben bunu bir açıklayayım. Bir dakika açıklayayım ben bunu. Müsaade et. Şimdi o meallerde tabii onun tam tersini söylüyorlar ki Arapça bakımından bu imkansızdır. Tefsir ve mealler hemen hemen bunda ittifak etmişlerdir. Şimdi burada